Evet arkadaşlar, merhaba Bay Silah. Bugün sizlere bir AK-74 tüfeği, 47 ağzım alışmış, 74'leri getirdik bugün. Bu, daha önce bir video yapmıştım, Romanya SAR 2 diye. Bu da Romanya SAR 3. Aradaki farkı söyleyeyim, SAR 1. Romanya SAR 1 AK-47 7.62 39 kalibre mermi atıyor. Romanya SAR 2 yani şu. Romanya SAR 2 5.45 39 atıyor. Bu da Romanya SAR 3 5.56 NATO atıyor. Arasındaki fark o. Romanya keleşlerindeki AK-47 altında giriyor hepsi. Ama SAR 1 AK-47, SAR 2 ve SAR 3 AK-74 platformunda oluyor. Çünkü 7.62-39 atmıyor. Tekrardan söylüyorum. Romanya SAR 1 7.62-39 atıyor. Romanya SAR 2 5.45-39 atıyor. Romanya SAR 3 5.56 NATO atıyor. Bunlar AK-74 platformuna giriyor. Biz şimdi bu silahla atışlarımızı yapacağız. Önce emniyetimizi alalım. Oğlum gel şöyle biraz yakından çek. Bu tüfekler zaten biliyorsunuz, yani ben hep AK her türlü tüfeğe manyak hastayım. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Bu şarjör bunun orijinal şarjörü. Bu orijinal şarjörler burada yani 70-80 dolara kadar falan satılabiliyor. Bir de bunların İşte sonradan yapılmış Pro Mag veya Mag Gear gibi polimer olanları var. Bunlar da 10 dolar, 12 dolar, 15 dolara falan satılıyor. Biz şimdi orijinal şarjörümüzle, tüfeğimizle atış yapıyoruz. Romanya SAR 3 5.56 NATO atıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyorum. 30'luk şarjörümüz var. Emniyetimiz tamam. Tetiğimiz düşük. Geliyor. Bu tüfekler inanılmaz arkadaşlar ya. Yani böyle tetiğe tıkıyorsun, basıyorsun gidiyor, basıyorsun gidiyor. Yani böyle sana güven veriyor. Hissediyorsun tüfekte böyle tık yok arkadaşım. Yani nasıl bir his diyeyim size. Böyle AR-15'leri kullanınca biliyorsunuz ama arada sırada bir böyle bir şey yapabiliyor. Veya herhangi bir tüfekte bir sorun çıkartabiliyor. Ama bu AK tipi, AK-47, AK-74... Hangi ülke olursa olsun fark etmiyor. 5.56 NATO'da olsa, 5.45-39'da olsa, 7.62-39'da olsa, hatta Granigo bile olsa abi atıyor ya. Yani tüfekler yapmış Keleş abimiz ya. Kalashnikov abimize helal olsun ha. Yani vallahi helal olsun.
Ve ondan sonra da zaten çoğu ülke takip etmiş çünkü manyak yani. Bütün dünyada her yerde kullanılıyor. Neyse ben bir iki atış daha yapayım. Böyle otomatiğe falan bağlayamıyorum. Çok seri atış da yapamıyoruz, kusura bakmayın. Bir gün onlar da olacak kendi arazimiz olduğu zaman inşallah. Ama şimdi poligonun mecburen kurallarına uymak zorundayız. Hafiften yavaş yavaş takılıyoruz. Yoksa şöyle insan gaza gelesi bir boşaltısı geliyor ama neyse. Yine biz yavaş yavaş idare edelim. Gerçekten güzel silahlar arkadaşlar. Yani harbiden güzel tüfekler. Çok fazla bir şey demeye gerek yok. Biz bununla şimdi şöyle birkaç tane daha şarjörle atış yapalım. Çekmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, sabahtan beri buradayız. Şu anda saat 8'e geldi. Akşam olmak üzere. Yorulduk. Ama Ali son bir kez daha atmak istiyor. Ali de atsın. Bu neydi? Bu Roman Sarı 3556 NATO mermisi arkadaşlar. Sese bakıyorsunuz ya. Keleş sesi bambaşka oluyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Selamlar.